Tecrit bugün ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi haline geldi. Ancak tecrit bugün Sayın Öcalan üzerinde ya da İmralı üzerinde değil, artık tüm Türkiye'yi kapsayan ve Türkiye'nin toplumsal kesimini de özellikle hedef alan ve bu anlayışın, bu zihniyetin gittikçe yaygınlaştığı bir sistem haline geldi. Evet, İmralı cezaevinde başladı ve 23 aydır, yaklaşık 2 yıla yakındır Sayın Öcalan'dan hiçbir şekilde haber alınamıyor. Ne aile görüşü, ne avukat görüşü, sadece Sayın Öcalan değil, yanındaki diğer 3 hükümlü de bundan aynı şekilde mağdur durumda. Dolayısıyla bu sistemin, yani tecrit sisteminin Türkiye'de yaygınlaşması AKP'nin hem siyasi bir hamlesi olarak okunabilir, ama aynı zamanda bir anlayışı, bir zihniyeti olarak da Türkiye'nin tamamına yayılan ve bunu yaygınlaştıran, daha doğrusu bunun üzerinden siyaset yapan bir zihniyet haline geldi. Şimdi Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmemesi tamamıyla yasalara, hukuka, anayasaya aykırı bir durum teşkil ediyor. Ancak bugün Türkiye'de yasayı da, anayasayı da, hukuku da çiğneyen bir zihniyet var, bir iktidar var karşımızda. Dolayısıyla görüşme yaptırılmama durumu meşru bir durum değil. Ve kendi yasasını, kendi anayasasını, kendi hukukunu tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunun örneği aslında dünyada yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde cezaevinde olan bir insan ya da birileri, bazı insanlar ailesiyle, avukatlarıyla görüştürülmeme gibi bir durumla hiçbir şekilde karşı karşıya kalmamış ve bu bir ilktir. Dünya tarihinde bir ilktir. Dolayısıyla ben AKP hükümetinin özellikle Kürt sorununu daha da derinleştirme ve bunu bir çıkmaza sürükleme, devasa bir boyuta ulaştırma gibi bir anlayışa sahip olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ama burada asıl amaç Sayın Öcalan'ın Türkiye toplumuna, Türkiye halklarına vereceği mesajın, işte konuşunca gerçekten Türkiye'nin yarınları için, Türkiye'nin aydınlığı için, Türkiye'nin refahı ve huzuru için söyleyeceği sözlerden büyük bir rahatsızlık duyuluyor. Çünkü biz bunu İmralı sürecinde ya da barış ve müzakere sürecinde gördük, buna tanık olduk. Sayın Öcalan'ın toplumlar üzerindeki etkisinin, verdiği mesajın Türkiye halklarına yankısının nasıl olduğunu ve bunun Türkiye'nin geleceğine nasıl bir fayda sağladığını gördük ve gözlemledik. Dolayısıyla ben AKP'nin aydınlıktan korkan, karanlığı tercih eden ama aynı zamanda barıştan korkan, savaş ve çatışma süreçlerini tercih eden, yine faşizmi tercih edip demokrasiden ödün veren bir zihniyetin bugün Sayın Öcalan'ın sesinin çıkmasından büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirtmek istiyorum. En büyük korkuları Türkiye'ye demokrasinin yerleşmesi, Türkiye'de bir barış havasının oluşması ve burada elbette ki Sayın Öcalan'ın rolü ve misyonu çok büyük ve çok önemli. Çünkü Kürt sorununun çözümünde önemli bir aktör, ama Kürt sorununu çözmek istemeyen, dolayısıyla buna karşılık işte faşizmi büyüten, hortlatan ve demokrasinin kırıntılarının bile kalmadığı bir ülkede böyle bir anlayışın ne yazık ki hakim olduğunu görebiliyoruz. Bu çok tehlikeli bir girişim. Onu özellikle ifade etmek isterim. Hem tecrit sistemi, tecrit anlayışı ve aynı zamanda onun getirdikleri, yani Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin aydınlık yarınları, Türkiye'nin refahı, huzuru, barışı, bütün bunlar birbiriyle bağlantılı konular. Ancak AKP hükümetinin ne yazık ki bu konuda vermiş olduğu çok kötü bir sınav var. Kendi yasasını, kendi anayasasını tanımayan, çiğneyen, ayaklar altına alan, hukuku tanımayan bir anlayışı var. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor.
Dolmabahçe mutabakatı sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değildi. Aslında maddelerine baktığımız zaman, okuduğumuz zaman tüm Orta Doğu'yu kapsayan, Türkiye'deki demokrasi meselesinin Orta Doğu'ya da sirayet edeceği bir anlayışı ortaya koyuyordu. Türkiye'nin temel sorunlarına değinen bir deklarasyondu ya da bir mutabakattı, öyle söyleyeyim. Ve her iki tarafın, yani hem Sayın Öcalan'ın hem de devlet tarafının birlikte ortak hazırladığı bir mutabakattan söz ediyoruz. Yazılış aşamasında mutabakatın sağlandığı dönemde hiçbir problem yok. Ortaklaşa hazırlanmış bir mutabakat, birlikte bir fotoğraf ortaya çıktı ve bu fotoğraf gerçekten hani hem devleti temsil eden, hem hükümeti temsil eden, hem de Sayın Öcalan'ı, yani Kürt tarafını da temsil eden bir yapıdan oluşuyordu. Ancak o fotoğraftan sonra Dolmabahçe mutabakatının açıklanmasıyla birlikte ne yazık ki AKP hükümeti, işte Erdoğan'ın söylemiyle o masanın devrilmesine, o sürecin heba edilmesine ve bir daha işte telafisi çok zor sonuçlar doğuracak olan bir kararla, aslında karara imza attı AKP hükümeti. Elbette ki Dolmabahçe mutabakatı bugün hayata geçmiş olsaydı, ki üzerinden 6-7 yıl geçti, bugün Türkiye bu kadar krizle boğuşan bir Türkiye olmayacaktı. Bugün Türkiye kendi çevre komşu ülkelerle ya da işte Orta Doğu'daki belli başlı ülkelerle çatışmalı bir durumda olmayacaktı. Çünkü o mutabakat hem Türkiye içerisinde bir demokratikleşmeyi, ama aynı zamanda tüm Orta Doğu'yu da kapsayacak olan bir demokratikleşme sürecini başlatacaktı. Bunun içerisinde Kürt sorununa demokratik çözüm vardı. Bunun içerisinde adalete, yargıya çözüm vardı. Bunun içerisinde kadın sorununa çözüm vardı, ekoloji sorununa çözüm vardı. Türkiye'deki belli başlı bütün sorunlara çözüm bulan ve bunun hayata geçmesiyle birlikte de demokratikleşmenin ya da demokratikleşme sürecinin başlayacağı bir süreci işaret ediyordu. Fakat ne yazık ki siz de ifade ettiniz, o süreç, o dönem işte Erdoğan'ın bir söylemiyle masanın devrilmesine ve mutabakatın yok sayılmasına, hatta fotoğrafın bile tanınmamasına vesile oldu. Tarihi bir hata yapıldı. Ve bu tarihi hatayı şu an açısından, şu süreç açısından telafi etmek elbette ki mümkün gözükmüyor. Yani aynı anlayışa sahip, aynı yönetme biçimine sahip olan bir iktidardan bahsediyoruz. Ve bu iktidar hala geçmişte düşündüğü, heba ettiği ve masayı devirdiği anlayışı ne yazık ki sürdürmeye devam ediyor. Sayın Öcalan'ın yapıcı bir rolü var. Bu her zaman hem konuşmalarında hem değerlendirmelerinde ortaya çıkan bir durum. Bugün konuşursa ben yine de hani en azından yani bu iktidarla olmazsa bile gelecekte en azından, ki bu iktidarın bu meseleye tekrar geri dönmesinin çok zor olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir anlayışları da yok zaten. Ancak Sayın Öcalan'ın bugün sesinin duyulması birçok meselede çözüm aktörü olduğunu bir kez daha ortaya koyar. O açıdan da önemli, ama en önemli mesele bir insan hakları ihlali yaşanıyor. Bir hukuk ihlali yaşanıyor. Yani her şeyi bir tarafa bırakalım. Hani bırakın Türkiye'de işte birçok şeyin düzelmesine, vesile olmasına yarayacak. Bu elbette ki önemli, ama en önemli mesele bugün yaratılan bu tahribatın, yani insan haklarının ihlal edilmesinin, demokrasinin ihlal edilmesinin, hakkın, hukukun ihlal edilmesinin bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Kısacası şunu söyleyeyim, tecrit bu ülkeye büyük bir zarar veriyor. Tecritin kalkması, Sayın Öcalan'ın aile ve avukat görüşlerine tekrardan başlaması bu ülkeye birçok şeyi yeniden kazandıracaktır. Bu da Türkiye'nin geleceği açısından önemlidir. Evet.
Evet, çok tarihi bir seçim. Belki hep şunu söyleriz, her seçim sürecinde herkes aynı şeyi söyler. Bu seçim tarihi bir seçim ama bu seçim gerçekten çok önemli bir seçim. Çünkü Türkiye'de bir rejim sistemi var. Bu rejim sisteminin bertaraf edilmesi gerekiyor. Yani Türkiye aslında birçok noktada, birçok konuda karar verecek, tercih yapacak. Mesele sadece bir cumhurbaşkanı seçmek ya da parlamentoya milletvekili seçmek meselesi değil. Türkiye'nin geleceği oylanacak aslında. Karanlık ve aydınlık oylanacak, savaş ve barış oylanacak, refah, huzur ya da faşizm oylanacak. Bütün bunların tercihinin yapılacağı bir seçim olacak. Çünkü 20 yıllık bir iktidar ve 20 yıllık iktidarın, AKP iktidarının Türkiye'ye ya da Türkiye'yi bugün getirdiği durum ortada. Ve hala işte aynı yöntemlerle ülkeyi yönetme çabası içerisinde olan bir iktidar, yoksulluğun, açlığın, sefaletin, krizlerin, zamların, işçinin, esnafın, yani birçok kesimin, birçok toplumsal kesimin çok büyük mağduriyet yaşadığı bir dönemde ve insanların gerçekten artık AKP iktidarının ya da AKP'ye duydukları öfkenin son noktası seçim tarihi olacaktır. 14 Mayıs tarihi. Bizim açımızdan da önemli elbette ki, HDP açısından da önemli. Çünkü HDP uzun süredir, özellikle 2015 seçimlerinden sonra büyük bir baskı altında, büyük bir şiddete maruz kaldı. Seçilmişlerinin görevden alındığı, cezaevlerine gönderildiği, HDP'nin kapatma davasının özellikle gündemde olduğu, Kobani Kumpas davasının gündemde olduğu bir dönemde tarihi bir seçim yapılacak. Biz açıkçası HDP olarak bu seçimlere büyük bir önem atfediyoruz. Ve Türkiye halklarının bir kurtuluşu olarak görüyoruz bu seçimleri. Türkiye halkları bu seçimde kendi geleceklerini oylayacak, kendi yarınlarını oylayacak. Gençler, kadınlar kendi geleceklerine oy verecek. Mesele biraz önce de ifade ettiğim gibi bir cumhurbaşkanının seçilmesi ya da parlamentoya kaç milletvekilinin girmesi meselesi değil. Açıkçası bütün toplumsal kesimlerin, muhalefetin kendi geleceğini ve kendi yarınlarını oylayacağı bir seçim süreci olacak. O yüzden önemli, o yüzden tarihsel diyoruz. Şimdi dün açıklanan mutabakat ne yazık ki hiçbir çevreyi tatmin edecek bir mutabakat değil. Bugün yönetimde olan zihniyetin anlayışını badana yapmaktan öteye geçmeyen bir mutabakat olarak niteliyoruz. Yani köklü çözümlerin olmadığı, yaşanan krizlere köklü çözümlerin bulunmadığı ve bunu açıkça ifade etmeyen, dile getirmeyen bir ittifakın Türkiye'yi gerçekten nasıl yöneteceğini açıkçası çok merak ediyoruz. Yani açıklanan mutabakatlar, işte bizim de bir mutabakatımız var biliyorsunuz. Özellikle 27 Eylül tarihinde, yani 1,5 yıl önce 2021 tarihinde açıkladığımız, Türkiye kamuoyuna duyurduğumuz 11 maddeden oluşan bir mutabakat var bir tarafta. Bir tarafta da dün Altılı Masa'nın açıkladığı bir mutabakat ya da bir tutum belgesi var. Bir kere her iki tutum belgesini karşılaştırsak bile arasında dağlar kadar fark olan ve Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözümleri yaratmayan, bulmayan bir mutabakatın gerçekten Türkiye'nin bugün kanayan yaralarına asla ilaç olmayacak ve asla çözümü getirmeyecek bir anlayış olarak ifade ediyoruz. Bu tutum belgesi hani kendileri açısından değerli ve kıymetli olabilir. Buna saygımız var elbette ki. Her siyasi partinin kendine göre bir tutum belgesi var ama ülkeyi yönetme iddiasında olan bir ittifakın ya da bir geleneğin şu an ülkeyi yöneten iktidarla aynı çizgide ya da aynı anlayışta olması gerçekten çok üzücü. Dolayısıyla hani siz de ifade ettiniz, Kürt sorununun olmadığı, Alevi sorununun olmadığı, kadın sorununun, İstanbul Sözleşmesi'nin bile içerisinde olmadığı
Ve bütün bunlara yer vermeyen, sadece işte bugün ülkeyi yöneten iktidarın anlayışına benzer bir anlayışla ortaya çıkan bir ittifakın kendini düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bu mutabakat, bu yaralara, bu dertlere deva bir mutabakat değil ne yazık ki. Biz çağrımızı 1,5 yıl önce yaptık ve her platformda, her söyleşimizde, her röportajımızda bizim dışımızdaki toplumsal muhalefete bu çağrıyı sürekli yapan bir yerde durduk. Dolayısıyla o günden bugüne kadar hani bu mutabakatın üzerinde müzakere etmek, konuşmak ya da oturup bir masa etrafında bir araya gelmek gibi bir arayış hiçbir kesim tarafından olmadı ne yazık ki. Tabii bunu hani kadın örgütleri, meslek örgütleri bunları bunun dışında tutarak söylüyorum. Yine diğer siyasi partiler, örneğin Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan siyasi partiler buna çok büyük bir önem verdiler ve zaten bu mutabakat ya da bu deklarasyon açıklandıktan sonra Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kurulması yönünde bir yol belirlendi ve şu anda hayata geçti. Ancak diğer kesimler bu mutabakat metnini ne yazık ki çok dikkate alan bir yerden yaklaşmadılar. Oysa bu mutabakat metni yine Türkiye'nin demokratikleşmesine hizmet edecek ve bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını çözebilecek bir mutabakattı. Ancak işte üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen çok fazla işte karşılıklı bir konuşma ya da bir diyalog ya da bir müzakere etme durumu yaşanmadı. Bu kadar büyük bir süreçten sonra, bu kadar seçimlere yakın bir döneme geldiğimiz bir süreçte Emek ve Özgürlük bloku olarak işte HDP çatısı altında bileşenlerimizle, bireylerimizle birlikte kendi adayımızı çıkarma kararımız daha önce de açıklanmıştı ama en son benim Kars Kongresi'nde ifade etmemle birlikte de büyük bir yankı uyandırdı tüm toplumsal kesimler tarafından. Yani sadece kendi kitlemiz açısından ya da sadece bize oy veren HDP tabanı açısından ifade etmiyorum. Bu çok büyük çevreler tarafından, evet işte bu, beklediğimiz bu söylemi çokça ifade edildi. Bu önemli bir bence yani en azından HDP'nin bu açıklamasının, bu atağının, kendi adayını çıkarma kararının Türkiye toplumunda bu kadar büyük bir yankı uyandırmasının önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Evet, biz kendi adayımızı çıkaracağız. Bunu en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşma programımızı yapmaya devam ediyoruz. Adaylık konusunda muhtemelen soracaksınız. Ben siz sormadan söyleyeyim. Adaylık konusunda havuzumuz çok geniş. Havuzumuzun içinde çok fazla isim var. Kadın isimleri de var, erkek isimleri de var. Ancak biz en güçlü, yani Türkiye toplumunu gerçekten güçlü kucaklayacak olan, güçlü mesajlar verecek olan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli projeleri olacak bir adayı çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz. En kısa zamanda da kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi Emek ve Özgürlük Bloku'yla birlikte, ittifakıyla birlikte kendi adayıyla bu seçimlerde bir yarışa girecek. Bu yarış elbette ki zorlu bir yarıştır, bunun farkındayız. Ancak kendi iddiamızı, hedeflerimizi adayımızla birlikte ortaya koymak gibi de bir sorumluluğumuzun olduğunu da biliyoruz, bunun farkındayız. Somutlaşan isimler, bir iki isim var elbette ki ama henüz netleşen bir şey yok, onu söyleyeyim. Yoksa isim bizde, havuzumuzda zaten çok isim var ama netleşen isim olmadığı için bunu ifade etmek de zaten doğru olmaz.
karşılıklı hani böyle oturup konuşabildiğimiz bir ortam olmadı. Daha önce basına açık bir şekilde bizim diğer siyasi partileri ziyaretlerimiz zaten vardı. Ancak meclis ortamında grup başkan vekillerimiz, milletvekili arkadaşlarımız bir temas sürdürüyorlar. Bu çok doğal, bu çok olağan bir şey zaten. Ancak mutabakat anlamında, müzakere anlamında herhangi bir temas şu an itibariyle yok. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki dönemde olur mu bunu bilemiyorum. Ancak şu an itibariyle böyle bir temasın olmadığını da belirtmek isterim. Cumhur İttifakı ya da iktidar zaten anayasayı, yasayı tanımayan bir iktidar. Ve anayasayı tanımayan bir iktidarın üçüncü kez cumhurbaşkanı olmayacağını bile bile bu konuda ısrar etmesinin Türkiye'ye hiçbir faydası yok. O yüzden yol yakınken, bu kadar büyük bir tartışma varken Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanının ya da cumhurbaşkanlığının meşru olmayacağı biliniyorken böyle bir konuda ısrar etmek gerçekten hani her anlamda işte Türkiye'nin yasasına da müdahaledir, anayasasına da müdahaledir, seçimlerine de müdahaledir, demokrasiye müdahaledir, her anlamda bir müdahaledir yani. O yüzden de üçüncü kez cumhurbaşkanlığının yolu açık olmayan bir insanın cumhurbaşkanı adayı olması meşru değildir. Kabul edilemez bu. Yasayı tanımadan, anayasayı çiğneyerek bir adaylık söz konusu olursa zaten halkımız sandıkta buna cevabını en net şekilde verecektir. Bundan da hiçbir kuşkumuz yoktur. Açık konuşayım. Yani bu konuda halkımız kararlı. Parlamento seçimleri bence Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok çok önemli. Yani bu dönem Halkların Demokratik Partisi parlamentoda büyük bir çoğunlukla girerek yasaların değiştirilmesi başta olmak üzere özellikle parlamentoda büyük bir güç haline gelmek durumundadır. Çünkü şu an bakıyoruz bütün yasalar AKP ve MHP'nin oy çokluğuyla karar altına alınıyor ve yasalaşıyor. Bizim içerisinde olmadığımız, müdahil olmadığımız, itiraz ettiğimiz bu yasaların, çıkarılan yasaların Türkiye toplumunun yaşadığı krizlere ne yazık ki çare olmadığını bile bile bu yasaların çıkmasında ısrar eden bir iktidar var. Ancak güçlü bir HDP'nin, her kesimden temsil edilen bir HDP'nin parlamentoda çoğunluk sağlaması işte bu yasaların çıkmasında önemli bir etki yaratacak ve aynı zamanda da bu çoğunluk Türkiye'nin geleceğine de karar verecek bir çoğunluk olacaktır. Çünkü her çıkan yasa AKP'nin isteği doğrultusunda çıkıyor ama bundan sonraki seçimlerde HDP'nin ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çoğunluk sağladığı bir parlamentoda istedikleri gibi yasaları çıkaramayacaklar. Dolayısıyla HDP gücünü, misyonunu parlamentoda da en etkin şekilde kullanmak için parlamentoya güçlü girmek durumundadır. Bunun için de hazırlıklarımız elbette ki var. Parlamento seçimlerine de ayrı bir hazırlık yapıyoruz. Çok önemsiyoruz gerçekten. Büyük bir temsiliyetle işte Alevi'nin, kadının, Ermeni'nin, Süryani'nin, belki bu dönem çok farklı kesimlerinde Laz'ın, Çerkez'in, Pomağan, Roma'nın neden olmasın? Yani HDP çatısı altında bütün bu ötekileştirilen kesimlerin birlikte parlamentoda olmasının çok büyük bir önemi olacağına inanıyoruz ve hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. O yüzden zaten bir baraj sorunumuz elbette ki yok ama çok güçlü girmek için %7 yeni yasaya göre %7 barajını çok çok üzerinde bir oyla parlamentoya girmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun da farkındayız. Şöyle söyleyeyim, yani Anayasa Mahkemesi bugün siyasi kararlar veriyor, hukuki kararlar vermiyor. Yani son verdiği bütün kararlar Anayasa Mahkemesi'nin de ne yazık ki sarayın talimatlarına uyan kararları verdiğini görüyoruz. Bu hem partimizin hazine hesabına bloke kararının verilmesi ama aynı zamanda bizim HDP'yi kapatma davasının
seçimlerden sonra karara bağlanması için verdiğimiz dilekçelerin reddedilmesiyle çok açık ve net olarak ortaya koyuldu. Anayasa Mahkemesi kendi içtihatlarını uygulayan bir durumdan çokça uzakta ve bunun dışına çıkmış bir durumda. Dolayısıyla biz partimizi kapatmanın da hukukla hiçbir alakası olmayacağını şimdiden belirtmek isteriz. Ki umut ediyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu konuda hukuki bir karar verir ve HDP'yi kapatmaz. En azından böyle bir umudumuz hala var. Ancak biz her şeye en kötüsünden, en zorundan bakmak durumundayız. Seçmenimizi, halkımızı, tabanımızı asla alternatifsiz bırakacak bir durumda ve konumda değiliz. Bu konuda halkımız rahat olsun. Yani HDP kapatılsa da kapatılmasa da, önümüze engeller çıksa da çıkmasa da, önümüze barajlar konulsa da konulmasa da en güçlü şekilde parlamentoya girmenin yollarını mutlaka bulacaktır. Bu konuda hiçbir eksik bırakmadan, halkımızın kafasında herhangi bir soru işareti bırakmadan hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Onlarda oyunlar bitmez ama bizlerde de çareler tükenmez. Bunu söyleyeyim. Onların oyunlarına karşı bizim çokça çarelerimiz var. B ve C planlarımız mevcuttur. O yüzden seçimlere en güçlü şekilde hazırlığımızın devam ettiğini de belirtmek istiyorum. Hem teknik anlamda, hem örgütsel anlamda, hem siyasi anlamda, her anlamda hazırız. Ve bu hazırlıklarımızı da seçim gününe kadar da devam ettireceğiz. Ve seçimlerde de HDP kendi gücüyle mutlaka bu Türkiye siyasetinde, Türkiye siyasi arenasında yerini alacaktır. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Biz zaten halkın içinde olan bir partiyiz. Biz startımızı çoktan verdik. Seçim çalışmalarımızı çoktan başlattık. Bizim parlamentodaki çalışmalarımız da bir seçim çalışmasıdır. Halk buluşmalarımız bir seçim çalışmasıdır. Mitinglerimiz bir seçim çalışmasıdır. İşte bir en son İstanbul mitingimizi gerçekleştirdik. Çok güçlü, çok görkemli, çok coşkulu bir mitingdi. Emek ve Özgürlük blokuyla mitinglerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama ayrıca HDP olarak halkın yanında, sokakta, alanlarda, meydanlarda olmaya zaten çoktan çıktık, yapıyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Yani biz sadece parlamentoda siyaset yapan bir parti değiliz. Bugün Türkiye toplumu nerede eziliyorsa, nerede hor görülüyorsa, nerede ötekileştiriliyorsa HDP her zaman için onun yanında oldu, onların yanında oldu, olmaya da devam edecek. Kısacası HDP alanı, sahayı, sokakları hiçbir zaman terk etmedi. Bundan sonra da terk etmeyecek. Seçim startını çoktan veren bir partiyiz. Bunu seçim tarihine kadar da yürüteceğiz.